Rusya öncülüğünde Astana'da 7.'si düzenlenen Suriye görüşmelerinde 18 Kasım'da Rusya'nın Soçi şehrinde yapılacak bir konferansta Suriye'deki tüm tarafları bir araya getirme kararı çıktı. Türkiye ve İran'ın da desteklediği konferansa Şam rejimi katılmaya hazır olduğunu belirtti. Rusya, Suriye'deki Kürtlerin de dahil olduğu 33 siyasi parti ve grubu bu konferansa davet ederken, Rus Delegasyonu Başkanı Alexander Lavrentiev, konferansa katılmayanların anayasal reform sürecinin dışında kalacağını belirtti. Suriye Devlet Başkanı ayın 26'sında önemli bir açıklama yaptı. Anayasal değişimleri hoş karşılayacağını ya da daha doğru bir ifadeyle anayasanın yeniden yazılması, parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılması da dahil kapsamlı bir reform konusundaki görüşlerini açıkça ifade etti. İki gün süren görüşmelerin ana hedeflerinden biri olan tarafların tutsak değişimi konusundaysa bir anlaşmaya varılamadı. Lavrentiev, tartışmaların İdlib üzerinde tıkandığını ve Şam yönetiminin Ankara'yı İslamcı militanlarla birlikte hareket etmekle suçladığını belirtti.